Özellikle Partisinin içindeki Ankara'da İstanbul. tartışmalar derken Ümit Dikbayır'dan bahsetmek isterim. İyi Parti'den ihracı isteniyor ve bu hafta da sert açıklamaları vardı. Bir ahlak vurgusu vardı, çeşitli iddiaları vardı. Birine ihraç etmek istedikleri zaman ya taciz ya para diyorlar dedi, ahlak dedi. Ve belediyelerle işbirliği yapıldığı iddiasıyla ilgili de bu iddiaların tamamını ortaya atan Sayın Genel Başkan, ya belediyelerle iş yapan arıyorsa odasının 3 metre ötesine bakacak, bütün Ankara biliyor dedi. Kimi kastetti sizce? Esma Hanım'ı kastetti anladığımız kadarıyla. Yani Esma Bekar Hanımefendi'yi kastediyor. Meral Hanım'ın özel kalemini kastediyor gördüğümüz kadarıyla. Yani durum bu. Çünkü bildiğim kadarıyla ben bazı İYİ Partililerle görüştüğümde şunu söylüyorlar. Artık eskisi gibi genel başkanlık katına giriş çıkışların çok kolay olmadığını söylüyor İYİ Partililer. Yanlış değilsem bir şifreli kapı iddiası var İYİ Partililerin. Öyle kolay kolay giremiyoruz filan diyen eski GÜK üyelerinden bahsediyorum. Yaşananlardan sonra mı alınan bir tedbir? Hayır, daha önce bu seçimlerin kurultayın hemen ardından bunun yaşanmaya başladığını, Meral Hanım'a eskisi gibi rahat ulaşamadıklarından şikayetçi oluyorlardı. Yani artık o katta kim var biz de bilmiyoruz açık söylemek gerekirse. Daha önce biz de çünkü İYİ Parti'ye çok rahat girip çıkıyorduk, hala girip çıkabiliyoruz ama genel başkanlık katı biraz daha izole edildi, onu biliyoruz. Neden izole edildi? Yani bu olması gereken bir şey midir yoksa olması gereken ötesinde midir, bunu ancak partililer bilir. Yani biz CHP Genel Merkezi'nde de genel başkanlık katı olan 12. kata çıkardık ama o bölgeye, yani genel başkanın olduğu, makamının olduğu bölgeye çok yaklaşmazdık. Çünkü hani ayrı izole bir bölgedir orası. Fakat burada ekstra bir tedbir mi var yok mu, onu ancak eski GİK üyeleri, Meral Hanım'ın eski genel başkan yardımcıları filan bileceklerdi. Fakat bu iddianın dolaşıyor olması İYİ Parti içerisinde ilginç bir tablo. İkincisi Ümit Bey'in açıklamaları, iddiaları, Meral Hanım'ın tepkisi ve iddiaları. Ya Türkiye siyasetinde herhalde, Türk siyasetinde bunu hatırlamıyorum. Bu kadar çok parti için maddi meselenin bu kadar çok kamuoyunda aleni biçimde konuşulduğunu, tartışıldığını hatırlamıyorum. Yaşım çok büyük değil elbette ama hani okuduğumuzdan da izlediğimizden de görüyoruz ki bu kadar sağlıksız bir tartışma zemininin olduğunu da hatırlamıyorum. Çeşitli iddialar olabilir parti içerisinde, insanlar istifa edebilirler ama maddiyatın ortaya saçıldığı, cinsel taciz iddialarının ortaya saçıldığı, fuhuş oteli iddialarının ortaya saçıldığı, şimdi bir de üstüne devlet görevlisinden gelen bilgi iddialarının eklendiği, böyle bir dönem bu partiye ciddi zararlar verir. Bu sadece ama sadece tepki göstererek, ciddi şekilde bunun doğru olmadığını ya da biz gazetecilere tepki göstererek üzeri örtülebilecek bir konu değil. Bu yine dönüp dolaşıp aynı noktaya getiriyor bizi. İYİ Parti'nin kurumsallaşma sorunu vardı ki Meral Hanım da bunu inkar etmiyor zaten. Örgütleri ihmal ettim diyor, evet. Partimi ihmal ettim diyor. İYİ Parti'nin kurumsallaşma sorunu vardı ve bu kurumsallaşamama sorununun sancılarını yaşıyor İYİ Parti. Fakat Türkiye bir seçime gidiyor. Zaten bir seçim yenilgisinden çıktı. Altılı Masa'nın tamamı bu seçimi kaybetti. Hani herkes oradaydı çünkü. Ve yeni bir seçime giderken bir kez daha böyle bir tabloyla girilecek olur. Ve eğer az önce söylediğim gibi bir beklenmeyen tablo ortaya çıkarsa bu İYİ Parti açısından yolun sonunun başlangıcı olur.